Adi abiyle devam ediyorum. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki hamlesi bir yeni oyun kurmadır. Oyun kurdu. Başarılı olur olmaz bilemem ama şu anda bütün muhalefet bloğundaki aday adayları Kemal Bey'le birlikte hareket etmek durumunda kaldılar. Tamam. Onu söz Kars'ın monşerlerinden Hadi Öz. Ben buna katılmıyorum. Neden? Şöyle ki Kemal Kılıçdaroğlu zaten mecliste şu ifadeyi kullandı. Durmayın, durun. Hadi abi dinliyoruz. Allah'ım ya. Muharremciyi bitirmeye kararlıyız. Kars monşerlerinden diye kendi memleketine, bizim memleketimize, kökümüze, kömecimize dil uzattı ya. Terbiyesiz. Bütün Karslar protesto etmeli bunu hemşerilerimiz. Terbiyesiz abi. Evet. Bunu sürmek lazım. Allah'tan o da Kars'ı da hiciv yaptığını biliyoruz. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu mecliste size kim söyledi Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım dedikten yaklaşık bir saat sonra Saygı Öztürk'e konuştu. Dedi ki benim irademde olan bir şey değil dedi. Ve bunu birçok konuşmasında şu ifadeyi kullanıp dostlarımıza soracağız. Bu dostlar kim? Yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak. 20'si kesin cepte. HDP'de 10 gelecek. Sonra diğerleri de kuzu kuzu gelecek. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yani bir kere HDP'nin politikaları, son yaptıkları uyarı, CHP'ye yaptıkları uyarı, ya bizi yok saymayacaksınız ya da bizimle beraber fotoğraf vereceksiniz. Açık tehdidi var orta yerde. Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları da şunu söylüyor. Gelin diyor yukarıda buluşalım, aşağıda fotoğraf vermeyelim. Ya Hadi Öztürk, onu 5 kere anlattım ben ya. HDP çok ısrarcı değil bunda. Ya senin tabii farklı bir şey anlatmıyor. Ya Mithat Sancar'ın kendisi söyledi CHP Genel Merkezi'nde. Gazeteciler sordu, dedi ki tamam, biz kendimizi istemedik. O yukarıdaki toplantıda bizi artık bir yere koyun dedi. Ayrıca yukarıdaki toplantıda da bizi Sayın Kılıçdaroğlu'yla Mithat Sancar'ın fotoğrafı da var. Neyse bölmeyeyim. Tamam. Koyun dedi. Şimdi, onlar da... Şimdi bir. İkincisi dostlar arasında kim var? Engin Özkoç iki arkadaşım programda HDP bizim dostlarımız arasında var dedi. İlk dört maddeye itiraz etmezse. Evet. İki. Kim var? Ali Babacan var. Kim var? Ahmet Davutoğlu var. Kim Gültekin var? Gültekin Uysal. Gültekin Uysal var ve Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu var. Şimdi bütün bu bir de Muharrem İnce var. Yani olayın dışında daha partisini kurmadı. CHP'ye yakın araştırma şirketlerinin yapmış olduğu anketlere baktığımızda %6 gibi bir rakamlar gözüküyor. Ama ne olur bu yerinde sayar mı çıkar mı bilemiyorum. Ben Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini zayıflatacağını düşünüyorum ve Gürkan'a da katiyen katılmıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa Muharrem İnce CHP'nin lehine veya tabanı çekilmez. Bakın ben Clubhouse'a sürekli giren bir kişiyim, orada dinliyorum. CHP'den kopup memleket hareketine giden ekipleri dinliyorum. Gerçekten yani o kadar çivi gibi çakılmışlar oraya. CHP'yi ölümüne eleştiriyorlar. Yani yanlışları tık 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 sıralıyorlar. Dolayısıyla orada ben tabandan Muharrem İnce'ye yapılanlardan sonra söylüyorum. Tabandan özellikle ilk turda efendim biz aday göstermeyelim. Zaten Muharrem İnce'nin amacı oydu yani. Ben genel başkan olacağım ve Cumhurbaşkanı adayı olacağım yani. Aktörlerden birisi belli olan bir tanesi var. Tayyip Erdoğan, ikincisi Muharrem İnce şu anda belli olan. Şimdi diğerleri de kendi aralarında şu anda tartışıyorlar. Yani dikkat ederseniz Muharrem İnce kesinlikle aday olacak yani. Ya tabii ki ya, Muharrem İnce Habertürk'te konuştu dedi. Niye parti kurdu? Yani, kuruyor partisini canım. Şimdi her gün bir ziyaret gerçekleşiyor. Bakın Meral Akşener'i ben söylüyorum, altını çiziyorum. Önümüzde 2023 yılında özellikle seküler kesimin aday olarak görmek isteyeceği kişi Meral Akşener olacaktır. Neden? Bir, kadın olması. İki, son zamanlarda
yükselişe geçmiş. CHP düşüyor. Ve CHP'den kendi de inanmıyor. Kendi de inanmıyor lafları. Kene, hayır, sen Ahu'ya mı güldün, bana mı güldün? Kene, sana güldük abi. Yok, bana gülmedi. Ahu. Onun biri var demek ya. Tamam. Ahu'nun AK Parti çıkıyor. Bir dakika, o da düşüyor. Yok, çıkıyor canım. Yok, çıkıyor. İktidarın rol kaybetmesi şimdi, normal de muhalefetinki biraz abes. AK Parti'den düşüş var. CHP'de düşüş var. Bir tek şu anda yükselen parti var, o da İyi Parti. O ben da de aynı fikirdeyim. Tırtıkladığı yerde CHP. Şimdi Meral Akşener'e dikkat edin. Bir kere şeyi yedi, yani sindirdi. Afiyetle sindirdi. Ekrem İmamoğlu'nun Pervin Buldan'la ismini yan yana koymasını içine sindirdi ve ses etmedi. İki gün önce de Ekrem İmamoğlu ile buluştular. Kurbağalıdere'de Metin'in deyişiyle kurbağaların ne dediyse AKP'nin AK Parti döneminde kurbağalı dereydi. AKP'nin 25 senedir ihmal ettiği bir kanalizasyonu bitirdi, tertemiz bir Venedik gibi bakar oldu. Mısın? Helal olsun. Helal olsun. Her türlü iyi hizmet alkışlarız. Kokudan geçilmiyordu kurbağalı derede. Ya tamam, iyi yapmış. Bak, güzel yapmış kardeşim. Arkadaşlar. Ya bazı hizmetleri taktılar. Ya tamam arkadaşlar. Güzel yapmış dedik. Arkadaşlar. Ya her şeyi eleştirmeyin, her şeye karşı çıkmayın ya. Vallahi takdir ediyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Rahmetli Kadir Topbaş'ın orada da emeği az değil. Yani ne, çok bitiremedi. Yarım bıraktı. Ya. Ben bitirmedim. Buna nasıl oldu? 30 senedir kapandı. Buna nasip olmuş. Yarım bıraktım. Ama onun emeğini boşa çıkarmayalım. Kadir Topbaş'a da Allah rahmet eylesin. Şimdi emeğine sağlık. Ekrem İmamoğlu'na da. Sen Karayalçın'a mı lafı götürüyorsunuz? Karayalçın başlattı o zaman. Arkadaşlar. Karayalçın'dan da Allah razı olsun. Ne diyelim? Arkadaşlar. Allah sizden de razı olsun. Kim iyi bir şey yapmışsa bu meseleyi memleketin göz millete anlattığınız için ya iyi yapmış diyoruz, onu da beğenmiyorlar. Allah sizden de razı olsun çocuklar. Sağ ama peki, iyi yapmış tamam, diyoruz, onu da beğenmiyorsunuz. Size evet. Size ne diyelim, bak, ne söyleyeyim, ne hoşunuza arkadaşların gider. Hoşuna, arkadaşların hoşuna Allah aşkına, gitmediği için. Yalnız ne istiyor, nasıl konuşalım? Yapılan güzel şey. Kurbağalı dereye mikrop düşse mikrop ölürdü diyor eskiden. Ya, tamam. Anladım. Mikrop ölürdü. Ya yanından geçilmiyordu ya. Barış, ya kardeşim, beş kere protesto ediyordu. Biz ne dedik? Ya. Sen bak orada hakkı teslim ediyorsun. Hadi Özçık hakkı ya teslim diyor, etmemekte ısrar ediyor. Yandan geçiyor. Barış. Ya Barış. Böyle bir... Barış. De ki ya çok bak, güzel geçen oldu. Gün, geçen Barış. Gün Hadi Özçık. Hadi Özçık. Bak geçen gün sana telefonunu verdiğim CHP'nin Kadıköy'den Kasım Keskintaş. Orada tam Kurbağalıdere'nin üzerinde onun dükkanı vardı. Adam... Adam 4 kere dükkanını boşalttı ya, kokudan kiraya veremiyordu. Şimdi bu adam dolayı. Tabii şimdi orası artık kokudan tam bir şey oldu yani, böyle arkadaşlar, nasıl söyleyeyim? Evet. Pırıl pırıl. Çok arkadaşlar. Sizin zulmünüz altında kimse kalmaz. Allah Allah. Bak ya. Ben Fenerbahçeliyim. Ben Fenerbahçe'nin maçlarına giderken orada boğuluyordum. Ah güzel. Söyle şunu. Sabredin. Anlat şöyle ya. Bir sabredin. Bir bekleyin. Şöyle yani yıllardır. Ya. Yani hadi. Hep çok böyle bozuldum. Yapıyor Adi abi. Bir bekleyin. Allah Allah. Çok bozuldular. Cümlemin sonunu. Ya bunlar, böyle dedin çok bozuldular. Bak, Şafak Şahin'in kulakları çınlasın. Ben çok yıllarca orada gidip geldim. Ben de o sızıntıyı burnumda hissettim, yaşadım. Yıllarca o şeyden Fenerbahçe o aradan geçerken lanet olsun bu nedir dediğim zamanlar oldu. Statta bile o kokuyu alıyorduk. Bir müsaade etseniz tamam, söyleyeceğim. Uyarmasak, ama, uyarmasak söylemeyeceğiz. Uyarmasak söylemiyoruz. Gerçekten hiç memnun olmuyoruz. Şimdi ya. Yani tebrik ediyorum. Bu ülkenin her taşında hizmet olan herkese teşekkür ediyorum. Onu söyleyeyim. Yani ben bugüne kadar her konuda adaletli davranmışım. Yani bazı konular vardır. Tek hayır böyledir dedim. Atlar meselesinde ben doğrudan şunu yapmamışımdır yani. Vay bunlar böyle. Hayır ben aldım Murat'ı aradım. Bilgilerimi aldım, doğru olanı paylaştım. Kamuoyunun takdirine veya beni takip eden arkadaşların yorumlarına bıraktım. Şimdi siz vicdansız olduğunuz için benim ne konuşacağım da bilmediğiniz için aslında bunda biraz vicdan kırıntısı vardı. O da gitti. O da gitti. Barış'a uydu. Şimdi Gürkan Acır bak, fitne sokmaya çalışıyor aramıza. Gürkan Acır.
Bugün bayram, fitne fesat yapma. Günahtır fitne. Ama sen yapıyorsun şu an. Yapıyorsun ama şu anda. Sen şu anda diyorsun ki bak Muharrem İnce Clubhouse'da dinliyorum. Tam olarak ikiye böler Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Allah senin bu mübarek günlerde ihya etsin evladım. Ben sana ne diyeyim? Şimdi konuşturmuyor. Meral Akşener anlatıyor evet, mu? Beni heyecanlı yerinde kestiler ha. Şimdi Meral Akşener'in dikkat ederseniz son zamanlarda çok sık şu ifadeyi kullanıyor. Kürtlere terörist diyorlar. Kimsenin şimdiye kadar Kürtlere terörist diyen ben bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Kürtlere, Kürt seçmene terörist diyen namussuzdur. Ama bunu olmadığı halde siyaseten kullanan da namussuzdur. Şimdi Kürt seçmeni teröristtir ifadesi kimsenin ağzından çıkmadı. Bunu netleştirelim. Meral Hanım şimdi şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki, bunu Habertürk'te kullandı mesela, benim çok dikkatimi çekti. Diyor ki, diyorlar ki Kürtler Meral Akşener'e oy vermezler. Bak bu ifadeyi söylüyor. Sonra anlatıyor. Diyor ki, işte ben Hakkari'ye gittim, şöyle yaptım, böyle yaptım. Yani Kürtleri kazanmak istiyor. Kürt seçmeni kazanmak istiyor. HDP'den ayrı tutarak, bazen de sıcak mesajlar vererek, bazen de Pervin Buldan'la isminin yan yana alınmasından rahatsız olmayarak, Vedat Yenerer fırıldak demesine rağmen Ekrem İmamoğlu'na, onlar arkadaşların görüşleri dedi. Ben Meral Akşener'in ciddi manada Cumhurbaşkanlığı adaylığını kafasına koyduğunu düşünüyorum. Ve bu yurt içindeki gezilerin tamamında buna yönelik olduğunu düşünüyorum. Özellikle Güneydoğu gezisi buna yöneliktir. Meral Akşener yarın çatı aday konusunda bugün söylüyor, doğru. Ama bir Babacan %1 de olsa faktör var. Ahmet Davutoğlu faktörü var. Arkadaşlar kabul etmeseler de Ali Babacan'dan ötürü hala bir 5 yılımız kayboldu. Bir 5 yıl daha kaybı olmasın o itiraf var ya. Hala kafalarda Abdullah Gül var. Bak bu Abdülkadir Selvi'nin. Peki formülü anlat. Nasıl olacak mesela Meral Hanım? Bir müsaade edersen anlatacağım sana. Büyük Coca-Cola'nın formülü gibi saklama yani, anlat. Bence artık şeyde yok yani. Hani siyasetin dinamiklerinde. Hayır, matematiğini ben şey merak ediyorum. Sakin. Hayır, gerçekten merak ediyorum. Nasıl olur? Sakin ben, ol. Benim söylediklerim sana mantıklı geliyor mu Ahu? Gayet mantıklı geliyor. O zaman sus. O zaman susun ikiniz de. Peki, tamam. Çok teşekkür ederim. Ahu'cu ben sana konuşuyorum. Tamam. Zaten çünkü sen de zaten Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyorsun. Tamam, Clubhouse artık. O kadar, tamam. O kadar fikir beyan etmiyorum. Clubhouse'cular toplanın. Etmeyeyim peki fikir beyan etmiyorum ama... Bak bu, insicamımı bozdular. Tam formülü açıklayacaktı. Sen insicamın kurbağalı derede bozuldu bence. Bu işte kurbağalı dereyi sokmayın. Bu işte formül şu. Abdülkadir Selvi'nin ben iddialarına, yazılarına güvenirim. Kemal Kılıçdaroğlu kafasının bir tarafında hala şey var, Abdullah Gül var. Yani bugün Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak en güçlü adayın Abdullah Gül olduğuna inanıyor çünkü. CHP neden? Adayı olarak. Evet. Yani çatı adayı olarak daha doğrusu. Muhafazakarların oyuna talip. Şimdi CHP'nin %20 oyu var. Tamam mı? HDP'nin de %10 olsun, etti 30. Biraz Muharrem İnce de 30 sonra almıştı zaten. Gerisi nerede? Şimdi İyi Parti'de 15 diyelim, 45. Sen Davutoğlu'yla öbürü Saadet'i vesaire kenara mı atacaksın? Ben olayım diye. Yok. Yani o formül dediği şey... Ama gelen götüren gideni şey olmasın yani abi. Ahu bak gelecek şöyle... Gelecek diye hesap yapılan oy... Bak Ahu. Gidenden fazla. Ahu, Meral Akşener ilk karşıya turda. Karşıya uysun diyor yani. Meral Akşener. Yani, Meral Akşener. Aslında bizden pahalıya gelebilir bu formül. Meral Akşener ilk turda şunu söyleyecektir. İlk tur için. Bütün genel başkanlar kendi partilerinin adayı olsun diyecektir. Doğru. İkinci turda da Meral Akşener, tekrar söylüyorum, o vakit geldiğinde, seçim vakti geldiğinde ya da o dönem geldiğinde hep birlikte göreceğiz.
toplum Meral Akşener, toplum dediğim seküler kesimden bahsediyorum. Meral Akşener'in adaylığında ısrarlı olacak ve o aday çıkarılacak. Öngörüm söylüyorum. Yani ikinci tura kalırsa çekilelim. Hadi adayımızı belirleyelim. Millet İttifakı denildiğinde bu kişinin ben Meral Akşener olduğunu düşünüyorum. İlk turda eğer adaylar çatı adayı konusunda anlaşamazlarsa, ki anlaşamayacakları anlaşılıyor, her parti, Muharrem İnce de buna dahil, her parti kendi adayıyla seçime katılacak. Ama ben bu işin ikinci tura kalacağına inanmıyorum. Yani yapılan anketlere bakıyoruz. Pandemiye rağmen, 19 yıla rağmen, yıpranmasına rağmen hala Recep Tayyip Erdoğan'ın, bak AK Parti'den bahsetmiyorum, Recep Tayyip Erdoğan'ın oyları hala Millet İttifakı'nın önünde. Dolayısıyla eğer bu şekilde ya tek adayla çıkıp biz şeyle mücadele edelim diyecekler ilk turda, ya da diyecekler ki arkadaş biz anlaşamıyoruz, herkes kendi adayını göstersin. Ama burada belirleyici olan kişilerden birisi de Muharrem İnce olacak, onu da belirteyim.